Selamlar kıymetli gençler geldik hareket problemleri 18. video serimizde orta kıvamdaki sorulara orta seviye ile birlikte artık yavaş yavaş son noktaya doğru geliyoruz ardından zor seviye ve noktayı koymuş olacağız hadi bakalım başlayalım diyor ki sorumuz eski hisar topçular seferini yapan bir feribot iki iskele arasındaki yolu 120 metre bölü dakika hızla gidiyor hiç beklemeden 180 metre bölü dakika hızla dönüyor Bunlarla birlikte toplamda 100 dakika bak altını çizdiğim şey 100 dakikada tamamladığına göre bu iki ara, iki iskele arası kaç kilometredir? Bak burası kilometredir diyor. Birimlere dikkat ettin mi? Metre dakika. Çok sıkıntı değil. Gelelim metresi metre türünden buranın ondan sonra kilometreye çeviririz. Bak güzel arkadaşım. Diyorum ki eğer ben bu ifade eski sarı şuraya koydum. Hatta şöyle yapalım. Buraya da topçuları koydum. Şuradan iki tane iskelemiz var. Buradan hareket ediyoruz. Bunlar arasındaki bunlar arasındaki mesafeye de artık ne derseniz ABC, X fark etmez. Hocam şu X'ler karışmasın. Buraları isterseniz X'den değil de ben sadece işaret olarak söyledim. X metre olarak arasındaki uzaklığı aldım. Diyorum ki X çıktı. Ne ile çıkıyor? 120 ile çıkıyor. 120 ile çıkan bir vatandaş T1 saatte buraya aldım. Sonra geliyorum. Sonra döneceğim. Hiç zaman kaybetmeden. Neyle dönüyorum? 180 ile dönüyorum. Zamanlar farklı olacak. Dikkat. Aynı yolu alıyorum. 180 çarpı T2 diyorum. Bana diyor ki toplam zamanım 100 dakika. O zaman diyorum ki zamanları çek ardından zamanları topla. O halde T1'i çekecek olursam T1 eşittir x bölü 120. T2'yi çekecek olursam T2 eşittir x bölü 180 yapmaz mı? T1 ile T2'yi toplayalım. x bölü 120 ile x bölü 180'in toplamı T1 artı T2 yapacaktır. Dolayısıyla burayı da soru bana ne, ne kadar vermiş? 100 dakika vermiş. Burayı genişletelim 3 ile. Burayı genişletelim 2 ile. 3, 2 daha. 5 x yapar. Paydamız da yine 360 olduğunu gördünüz. 360 dedik. İşler İş dışarı çarpım yap ya da sadeleştir. Sadeleştirelim istersen. 1 sadeleştirdim 72. İşler İş dışarıdan x eşittir. 7200 yaptı. 7200. Tabi bulduğum ne? Metre. X bana sormuştu zaten. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama kilometreye çevir diyor. 7200 metre. Kilometreye çevireceği zaman ne kadardı? Eğer sen buradaki ifadelerden kilometreye çevirmek istiyorsan binde biri değil miydi? Bu ifadeyi bine bölersin 7.2 kilometre arasındaki mesafe dersin. Bir sonraki sorumuz AB türünü vermiş zaten şekli kendisi çizmiş o yüzden bizi daha rahatlatmış. Burada AB ile BC arasında 13 bir, 3 birisi de 2 kat olduğu için AB'ye ben 2x dersem BC'de 3x olur mu? Birinin 3 katı diğerinin 2 katına eşitse ikisi de 6'da birleşir. AB'ye 2x dedim BC'ye de 3x demiş oldum. Soruya devam ediyorum. A ile B kentler arasında yolu V kilometre hızla ve BC arasındaki yolda 3V kilometre hızla tamamlayan araçlar varmış. Tüm yolu 12 saatte. Bak yine zaman olarak 12 saat demiş. O halde başlatıyorum. 2x eşittir V ile gidiyorum. T1 saatte süreler farklı. Aynı anda çıkmadığı müddetçe T'ler ortak bir T olamaz. Aynı anda çıkıp aynı anda vardığında T'ler T'dir. Diğer türlü zamanları farklı vermemiz gerekiyor sevgili gençler. Bu durumda 3x'imiz pardon evet 3x'imiz 3V ile gidiyorum. Bu da T2 zamanda alıyor. O halde bana T1 artı T2 12 saat verdiğine göre T1'i çekiyorum. T1'i buradan çekecek olursam ne olur? 2x bölü v'nin t1 olduğunu biliyorum. Buradaki t2'yi çekecek olursam 3x bölü 3v de t2'nin kendisi. Hatta şurayı da isterseniz 3'leri bir gönderelim. 3'ler birbirini götürsün. Elde kalanlardan işlemlere devam ettirelim. 3'ler gitti. T1 ile T2'nin toplamını 12 vermiş soru. Tamam buraya da 12 yazdım. t 1 yazıyorum. 2x bölü v artı. t 2 yazıyorum. x bölü v. Bu da kenarda kalsın. Devam ediyorum. Paydalar aynı olduğu için zaten üst taraf direkt toplanır. 12 eşittir. 3x bölü v. İşler dışlar çarpımı. 12 v eşittir 3x. isterseniz x'i yalnız başına bırakalım. x eşittir 3'e böldüğümde 12 v bölü 3 cevabımızda ne yapacaktır? 4 v. Artık bilinmeyen yavaş yavaş azalıyor. Diyor ki v hızıyla kaç saatte yol al kaç saat yol almıştır? Bir bakalım v hızıyla kaç saat yol almıştır? V hızıyla ne kadarlık yol almıştım? 2x'i mi almıştım? Bak güzel arkadaşım. Şuraya isterseniz tekrar yazıyorum. Buradaki ifadeyi gördünüz değil mi? 2x'i v hızıyla T1 saatte almıştım. Unutma. Peki ben neyi buldum? X'in 4V olduğunu bulmadım mı? O halde X gördüğün yere 4V yaz. 2 çarpı 4V eşittir. V çarpı T1. Burası oldu 8V eşittir. V çarpı T1. V karşıya böyle olarak gidecek ya da hocam hiç uğraşmam ben bu V'leri götürürüm çarpmayı biliyorum diyenler. T1 eşittir 8. Yani V hızıyla gittiğinde ne kadar saatte yol almış? 8 saatlik yolu almış diyeceksiniz. Bir sonraki sorumuzda ne diyor? Her saatin son... Bakın buraya dikkat edin. Kaç saat? 3. Her saatin soruları sorusunda diyelim. Bak cümle böyle. Her saatin sorusu. Burada şöyle yapacaksın. Bir araç düşün. Şuradan bir araç. Buraya gelecek. Bir saatte buraya alacak. Bir saatin sonu. Sonra bir araç yine aynı araç. Bir saatte buraya alacak. Burada da bir sıkıntı yok. Etti sana 2 saat. Ve en son 1 saatte aldı. 3 saat. Hocam niye direkt 3 saat? Şurayı gördüğüm için aslında. Soruyu okuduğunda anlayacaksın. Bana 3 saatte bu yolu al diyor. Ama her saatte hızın farklı. O yüzden bunları her saat dediği için saat saat hareket ettireceksin. Her 2 saatte de deseydi 2 saat 2 saat hareket ettirirdik. İşleme devam. Bak güzel arkadaşım. Diyor ki her saatin sonunda hızını 20 km artırıyor. Bilmiyorum ki V hızıyla gidiyorum. Sonra burasını V artı 20 ile devam ettiriyorum. Burasını bir 20 daha artırıyorum. V artı 40. Hızlar böyle oldu. Bilinmeyenler yolumuz x, yolumuz y, yolumuz z. Başlayalım mı? Dedik ki x olan kısma v saat v kilometre hızla 1 saatte alıyor. x buymuş. Geldim y kısmına. y kilometre kısmı v artı 20 ile yine 1 saatte alıyor. Dolayısıyla burası da ne yapacaktır? 1 ile çarptığımda v artı 20'nin kendisi. Burası v'nin kendisi. z olan kısmı da yine v artı 40 hızla 1 saatte aldığı için çarpı 1. Bu durumda V artı 40 da burası oldu. Şimdi bunları bulduk V türünden. Neyi söylemiş? Bana demiş ki 225 kilometrelik bir yolu. Yani X artı Y artı Z'nin 225 olduğunu söylemiş. X artı Y artı Z 225 ise getirelim yerine yazalım. X gördüğüm yere V. Y gördüğüm yere V artı 20. Z gördüğüm yere V artı 40'ın kendisi. O halde 3V artı 60 eşittir 225. 60'ı karşı tarafa gönderelim artık şöyle hızlanalım. 3 ve eşittir 60 karşı eksi olarak çıkacağı için 165 yapar. Ve yalnız başına bırakacağız. Dolayısıyla 165 bölü 3'ten cevabımız çıkacak. Kaç çıkar o 55 yaptı. Bana neyi soruyor? Son saatteki hızını sormuş. Yani V artı 40'ı sormuş. V artı 40 dediğim 55'e 40 ekleyeceğiz. 55 artı 40'tan son saatte aldığı hızımız 95 kilometre bölü saat diyeceksiniz. Ne zaman yapıyorsanız dikkat edin her saatin sonunda cümlesini gördüğün zaman. Devam edelim. Bir araç A kentinden B kentine saatte 100 km hızla giderse normal süreden bakın ÖSYM böyle sorular hatırlıyor musun? Daha geçen sene diye hatırlıyorum 2020 sorusu olsa gerek buna dikkat edin. 100 km giderse 3 saat erken varıyor. Eğer 80 km hızla giderse 2 saat geç kalıyor. Buna göre A ile B arası vesaire vesaire. Diyorum ki bir A'mız bir de B'miz olsun, şöyle bir yolumuz olsun A-B gibi bir yol. A'mız burada, B'miz burada. Bu vatandaş eğer diyor 100 ile giderse 3 saat ne oluyormuş erken varıyor. Normal süremiz t saatlik yol olsun, normal süre t. Çünkü zaman belli değil ya. A-B arasında x dedim, x eşittir 100 ile gidiyorum. 3 saat erken varmak demek t'den 3 saat erken vardın. T eksi 3 dedin, erken dediği için. Geç varacağız alt tarafta 80. Aynı yol olduğu için 80 ile gidiyorum. Bu sefer de 2 saat geç kalıyorsun. 2 saat geç kalmak demek aslında varman gereken yere 2 saat daha fazla yol alman demek. Bu durumda 2 saat geçte de T artı 2 kadar zaman geçiyor diyebilirsin. Burayı dağıtalım istersen. Burayı da dağıtalım. İşlemlerin sonrası 100 tane T'miz. Sıfırları sadeleştirip yapabilirsin. Tekrarlıyorum. Özellikle söylüyorum ki yani hangi sıratına gelirse hocam bu yöntem var mı diye düşünme. Evet o yöntem de doğrudur. 160, 80T'yi gönder, 300'ü gönder. 100T eksi 80T'den 20T kalacak. Eksi 300 karşıya artı 300 olarak geçer. Dolayısıyla 460 yaptı. T'yi yalnız başına bıraktı. 460 bölü 20 bu durumda sadeleştir. T'nin karşılığı 23 yaptı. O halde 23'ü bana sormuyor. Neyi soruyor? Aradaki mesafeyi soruyor. Yani X'i soruyor. İster burada koy ister burada fark etmez. Ben şuradaki yüzde olan kısımda koyacağım. 100 çarpı T gördüğüm yere 23 yazdım. 23 eksi 3'den bu ifademiz 100 çarpı 20 yapacaktır. 100 çarpı 20'den cevabımız da 2000. Ne yaptı metre mi kilometre mi? Kilometre. Sebep hocam çünkü verilere dikkat ederseniz kilometre saat burası saatse çıkan da dolayısıyla kilometredir bilginiz olsun. Bir tarafın e, miktarı belirlenmiş yolun diğer taraf belli değil. Devam edelim bir soruyu okuyalım. A ve B noktalarında bulunan iki araç 3 ve ve 2 ve hızlarıyla aynı anda. O zaman aynı andaysa bunun anlamı ne demek? T'ler ortak. Birbirine doğru hareket ediyor. A'dan hareket eden araç B'ye, B'den hareket eden C'ye, pardon A'ya vardığında hiç durmadan geri döndüğünde C'den karşılıyor. Bakın özellikle çiziniz. Şöyle. A'dan hareket eden B'ye varıyor. B'ye varıyor. Unutma. A'dan hareket eden B'ye varıyor. B'ye geldikten sonra tekrar hiç zaman kaybetmiyor. Dönüyor. C'ye kadar geliyor. Diğeri de aynı şekilde B'den hareket eden A'ya geliyor. Hiç vakit kaybetmiyor. Tekrar dönüyor. C'de karşılaşıyor. Buraya X diyelim. Özellikle şekli gözünüzde canlandırın ki daha rahat edesiniz. Bak güzel arkadaşım. A'dan hareket eden X aldı. A'dan hareket eden yolunu söylüyorum. X artı. Sonra X'ten sonra 240 kilometreyi aldı. Evet. Sonra döndü. C'ye kadar geldiğinde bir 240 kilometre daha aldı. A'dan hareket eden. Ne ile? 3V ile çarpı zaman. Zamanı bilmediğim için T dedim. 3V'yi de kendisi vermiş. O halde burayı toparlayacak olursak X artı 480. A'daki bu. B'ye geçiyorum. B'deki de ne yapmış? 240'ı bir almış. 240 yazdım. Ardından devam etmiş X'i almış. X'i aldık artı. Tekrar döndükçeye kadar bir X daha aldım. Hangi hızla? 2V hızıyla aynı zamandan dolayı T dedim. O halde burayı toparlayacak olursam 240 artı 2X de burası oldu mu? Bilinmeyen çok ya. Sana dediğim yöntem yaparsan bilinmeyenden zaten eser kalmayacaktır. Bak güzel arkadaşım. İkisini birbirine oranla. Bu durumda V'ler V'ler T'ler T'ler gidecek. Cevabımız 3 bölü 2. Eşittir X artı 480. O da eşittir. Pardon bölü 2X artı 240 gibi bir sayı. Artık işler dışlar çarpımı yapalım. Son noktayı koyalım. 3 ile çarpıyorum. 3 kere 2 6 X artı. 3 ile 240'ın çarpımı 720 eşittir. 2 ile çarptım 2x artı 2 ile çarptım 960. 2x'i karşıya 720'yi karşıya 6x'den 2x çıkarsa 4x kaldı. 960'dan 720 çıkarsa 240 kaldı. x'i yalnız başına bırakıyorum. 240 bölü 4 cevabında ne yapacaktır? 60 yapacaktır. Nereyi soruyor? A'cı arası. Yani x'i soruyor. x'imizde 60 yaptı. A ve B kentler arasında uzaklık 400 kilometre. Hızı saatte 100 km olan araç. Bakınız şekli bir çizelim. Bir görelim AB arası. Çok sıkıntı yok. AB'mizi çizdik. Buraya bir tane A koyduk. Şuraya bir tane B koyduk. Bunlar arasındaki mesafenin 400 km olduğunu vermiş. Bunu da yazdık. Hızı saatte 100 km olan A'dan. Buradan 100 km ile çıkan bir aracım saatteki hızı. Sızı diyor saatte 60 km olan araçta B'den çıkıyormuş. Bu da buradan bu tarafa doğru. 60 km bölü saatle bu çıkıyormuş. Tamam bu da kenarda kalsın. İşlemleri devam ettirelim. Ne diyor bu durumda? Hareket ettiklerinde yan yana geldikleri nokta arası uzaklık. Şimdi normal şartlarda pratik olarak şunu diyebilirsin. Ben bu ifadeyi karşılıklı getirdiğimde pratik şu değil miydi? 400 eşittir hızlar toplamı hızlar toplamı çarpı zaman da hatırlıyor musun? O halde çarpı t diyebilirsin. Bu yöntem %100 doğru. T'yi bul ardından ne kadar gittiğini bulursun. Ama ben sana şöyle yapacağım. Dikkat. Nerede karşılaşsınlar? Çok önemli değil. X gibi bir yerde karşılaşsınlar. Buraya ne kalacaktır? Toplam 400 olması için 400 eksi X. Bu yöntemi yapmıyorum. Bu zaten kolay. Bu ifadeyi kendin devam ettirebilirsin. X'e bunlar burada karşılaştığına göre A'yı yazıyorum. A eşittir. A'dan gelen vatandaş için söylüyorum. X eşittir. 100 ile gidiyorum. Çarpı T diyorum. Diğerine geldim. 400 eksi x'lik bir yol aldı. Kaçla gidiyorum? 60'la gidiyorum. Çarpı t diyorum. Taraf tarafa toplayalım ki x'ler gitsin. Ya da hocam bölerim. Biraz önce yaptığınız yöntem t'ler gider. Hiç önemli değil. %100 doğru. 400 eşittir. Bunları topladığımda 160'te. Bakın biraz önce sol tarafta yaptığım şeyin aynısı. Gördün mü? t'yi çekelim. 400 bölü 160 yapacaktır. Sıfırlar gitsin. İstersen burayı 8'e böl 5 8'e böl 2. t'miz 5 böl 2. Ama bana onu sormuyor. Diyor ki B ile bu araçların B kentiyle bu araçların yan yana geldikleri nokta arasındaki uzaklık. Yani şuradaki uzaklığı soruyor. 400 eksi x'i soruyor. O halde x'i bir bulalım. X'i bulduğumda x eşittir. 100 çarpı t bölü 2. Buradan ne gelecektir? 500 bölü 2'den 250. Bana sorduğu B'ye olan uzaklığı sorduğundan dolayı 400'den 250'yi çıkartırsan 450-200 B ile olan mesafe 150 kilometre yapacaktır. Yani mantık bu olacakmış. Sol taraf %100 doğru sıkıntımız yok. Görsel yine. A noktasında bulunan iki bisikletli ne yapıyormuş? Dikdörtgen şeklindeki bir pistte yukarıdaki yönlerde sabit hızlarla aynı anda harekete başlıyor. Bu iki bisikletle A e noktasında karşılaşıyorlar. e B arasını sormuş. Burayı sormuş. Sıkıntı yok. Bak güzel arkadaşım. Diyorum ki burası X olsun. E 16 olduğuna göre buraya kalacak 16-X. Burası 6 olduğuna göre karşısı 6. Burayı da 16 olarak zaten vermiş. Ben ne kadar hareket ettiriyorsam buna bakarım. 12 ile giden Normalde şu kadar hareket edecek 1. Karşılaştıkları yer E olduğu için buraya kadar gelecek 2. Buraya gelecek 3. O halde almış olduğu yolu yazıyorum 12 ile giden. 16 artı 6 artı x. Yani bu durumda 12 ile giden 22 artı x metre ya da kilometre yol almış. Kaçla? 12 ile. Aynı anda çıktığı için t'sini t olarak belirledim. Buradaki 10 ile giden de bu kadar yol aldı. 6'yı aldı. 16 eksi x'i aldı. Yani bu durumda 6 artı 16 eksi x'ten bunun almış olduğu yol 22 eksi x. Kaçla gidiyor? 10 10'la gidiyor. Aynı anda çıktığına göre t. EB arasını mı soruyor? Bu sefer de taraf tarafı yok etmeyle gitmeyelim. Nasıl gidelim biliyor musunuz? Şeyi bir daha anlayın. Buradakini oranlayalım. T'ler gitsin. Taraf tarafa doğru bak. Bunu söylüyorum. %100 doğru. Ben sadece oranlamayı da görün diye anlatıyorum. 22 artı x bölü 22 eksi x. Buradaki t'ler birbirini götürsün. Buradaki ifadeden 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 5. İşler dışlar çarpımı 5 ile o 22'nin çarpımı 110 artı x. 6 ile çarptığımda 132 eksi 6 x. Gönderdim bu tarafa gönderdim bu tarafa. Buradaki burası 5 x olacak pardon. Buraya gönderdiğimde ne oldu? 11x oldu. 132'den 110 çıkarsa ne kalacak? 22 x eşittir 2. Neyi soruyor? EB arasına. EB arasına sen ne dedin? 16 eksi x. O halde EB eşittir 16 eksi 2'den cevabımız da 14 olacaktır. Yani işlemlerden ister taraf tarafa yok et ister oranla aynı sonucu bulursun. Akıntı soruları hatırlayalım. Akıntı hızı 5 metre bölü dakika olan bir nehirde yüzen yüzücü akıntıya karşı altını çiz 18 dakika. Güzel. Buna diyor ne yapıyormuş? Yüzdüğü mesafeyi Yere göre hızını değiştirmeden akıntı yönünde 8 dakikada yüzüyor. Tamam, bu da güzel. Yüzücünün hızını soruyor. Şimdi yüzücünün hızı belli değil. Doğru mu? Zaman belli. Neyi anlatmıştık? Adamın aldığı yol x olsun. Bu durumda akıntıya karşı gidiyorum. Dolayısıyla neydi kuralım? Adamın hızının eksi x mi dedim adamın hızına? Ya? Çok pardon. Adamın aldığı yol x. Eğer öyle yanlış söylediysem x'i düzeltiyorum yol. Adamın hızı V1 olsun. Akıntının hızı 5 olduğu için 5'i çıkardım. Akıntıya karşı gitti. Kaç dakika? 18 dakika. Eşittir. Aynı mesafeyi, dikkat, aynı mesafeyi, yüzdüğü mesafeyi hızını değiştirmiyor. Aynı V1 ile akıntı yönünde hareket ettiriyor. O halde V1 artı akıntının yönü eşittir 8. Bu durumda yüzücünün hızını soruyor. Niye hocam x'i aynı aldık? Çünkü yüzdüğü mesafeyi yine değiştirmiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Yüzdüğü mesafe diye söylüyor. Burayı dağıtalım. 18 tane V1 eksi 5 ile çarptığımda ne yapacaktır? 90 buradan geldi. 8 ile çarptım 8 tane V1. 5 ile çarptım 5 kere 8 40'ın kendisi. 190 buraya 8 V1 karşıya gitsin. Bu durumda 18 V1'den 8 V1 çıkarsa 10 tane V1 bu tarafa gönderdiğimde 130 yaptı. V1 yalnız başına bıraktık. Birer sıfır atalım. V1'in karşılığı 13. Adamın hızını da bana metre bölü dakika olarak sorduğuna göre cevabımız 13 metre bölü dakika yapacakmış. Yine ÖSYM'lik harika bir soru. Hatta tam da sınavda çıkan zamanlı bir soruydu diye hatırlıyorum. A ve B kentler arasındaki mesafe 610 kilometreymiş. Hemen şöyle bir AB'mizi çizelim. Ardından şekillerde görmek daha kolay olsun. A'mız B'miz. Bak güzel arkadaşım. 610'u buraya koydum. Ne diyor? 70 ile diyor A'dan hareket eden B'ye doğru saat kaçta? 13.00'da. 90 ile başka bir araç ise B'den A'ya saat 16.00'da hareket ediyor. Bu iki araç kaç saat? Bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu adam 70 ile çıkıyor. Bu adam ne ile çıkıyor? Bakıyorum 90 ile çıkıyor. Tamam. Buradaki zamana dikkat. 13.00'da çıkmış. Bu 16.00'da çıkmış. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Yani A'dan çıkan 3 saat boyunca hareket etti demek. A'dan çıkan 3 saat boyunca hareket etti demek. Dikkat edin bu çok önemli. A'dan çıkan 3 saat hareket etti. O halde 3 saat bir hareket ettirelim mi bu adama? 3 saat A'dakini hareket ettirdiğimizde A'nın yeni konumunu gösteriyorum. A'dan çıkan 3 saat hareket etsin. X kilometreyi 70 çarpı 3 diye çarptım. 210. Bu durumda A'mız artık yeni haliyle 210 kilometrelik bir mesafeyi aldı. Burayı unutma. Geriye ne kadar kaldı? 410 kilometrelik bir mesafe kaldı. Bunu silelim. 410 yazalım. 410 kilometrelik bir mesafe kaldı. O halde A'nın yeni konumu bu mu? Tamam. Şu an itibariyle saat 16. 16.00. 16.00. 3 saat hareket ettirdim. Sonra diyor, pardon, 410 değil, 400. Çünkü toplam 610 olacak. 400. Bunlar diyor devam ediyorlar hızlarıyla karşılıklı gelecekler. Şimdi aynı anda çıktık mı? Yol eşittir. Bakın bunu da pratikten yapalım. Yol eşittir. Karşılıklı geldiklerinde hızlar farkı çarpı zaman. Dolayısıyla pardon hızlar farkı mıydı toplam mıydı unutma. Karşılıklı geldiklerinde toplamıydı. Aynı yönse farkıydı. Çarpı zaman. Bu durumda burası ne yaptı? 160 yaptı. 400 bölü 160 dedik. 400 bölü 160'ı aldım eşittir. T'nin kendisi sadeleştir. Burası ne yaptı? 5 bölü 2 yaptı. Şimdi 5 bölü 2 de 5 bölü 2 saati biliyorsan sıkıntı yok. Bu kolay bir ifade. Hocam 5 bölü 3 olsaydı ne yapacaktım? O zaman sana direkt saat sormuyordur. Dakikayla birlikte atıyorum saat 8-10 geçe, 7'yi 5 geçe gibi bir şey bulmanız gerekiyor. Bu kolay. 5 bölü 2 saat demek 2,5 saat demek. Doğru mu? 2,5 saat demek. Bu ifadeden 16'da çıkan bir aracın tam 2,5 saat sonra karşılaşması demek bunun üzerine eklediğimde 18.30'da karşılaşması demektir. Unutma saat kaçta karşılaşırlarmış 18.30'da. Şöyle bir genel toparlama yapalım. Neydi kuralım? Önce aynı saatte çıkmayanlardan birini gönderirsin. Bu vatandaşı 3 saat boyunca hareket ettirirsin. Aynı saate kadar bu yol alır. Aynı saatten sonra ikinci bir soruymuş gibi yaparsın. Dersin ki saat 16 olduğunda iki aynı anda çıkacaktır. T saat sonra bunlar karşılaşacaktır. İşte T saat sonra ne kadar oldu? 2,5 saat 16'da çıktığıma göre üstüne 16'nın eklersin. Peki bu şekilde aynı yön sorusu ve dairesel olursa ne yapacağız? Dairesel olursa da şöyle yapmamız gerekiyor. Bak güzel arkadaşım. Mantık olarak yine aynı mantığı kullanacağım. Sana önce uzun anlatacağım. Sonra pratik anlatacağım. Diyor ki bir pistin A ve B noktalarında bulunan iki araç ne yapıyormuş? Sırasıyla 24, sırasıyla 18 ile çıkıyorlarmış. Buna göre pistin çevresi 228. Ortadan kestiği için. Dolayısıyla ne yapıyorsun biliyor musun? Normal mantığını anlatayım da çünkü her zaman ortadan olmayabilir. Açılı verebiliyor. Şöyle diyeceksin. 360 derecenin tamamı 228 ise açı verildiğinde açıyı ona göre yazarsın. Ama burada direkt yarısı dediği için 180 derecelik kısmı 180 derece kaçtır deyip oradaki mesafeyi buluyorsun. Arada örneğin 30 derece deseydi, 30 derecelik kısım kaçtır dersin. Yarısı olduğuna göre, bunun yarısı 114 metresi burasıdır, 114 metresi burasıdır sevgili gençler. Peki, devam ediyorum. Pratiği anlatalım, ardından nasıl olacağını gösterelim. Hangisi hangisine yakal yakalayacak? Hızlı olan, yavaş olanı. Aralarında ne kadar mesafe var? 114 var, 114. Aynı yöne giderse hızlar farkı çarpı zaman demedik mi? 24-18 çarpı t diyelim. Burayı çıkardığımda burası 6 yaptı. O zaman T'yi çekiyorum. 114 bölü 6. Sadeleştirdikten sonra ne yapacaktır bu ifademiz? 114'ü böldüğümde ee, kaç yapıyor? Valla ben de bilmiyorum. Bölmem lazım. Çıkaramadım. 114 bölü 6. Burası bir defa 6 yaptı. 54 de 9 yaptı. O zaman T'miz ne yapacaktır? 19 yapacaktır. Şimdi gelelim gerçek yöntemine. Örneğin şöyle bir şey olsun. Diyelim ki aracı ben burada yakalayayım. Ne kadar yol alsın? X metrelik bir yol alsın. A'nın aldığı yol buranın tamamı A'nın aldığı yolu şöyle gösterelim isterseniz. Burayı ben aldım. Üstünü üstlük yakaladığım nokta burası olduğu için bir de X aldım. O halde diyorum ki 114 artı X'imiz alınan yol 24 çarpı T aynı anda çıktığım için. B'ye geldiğimde B'ye geldiğim ifadeye dikkat sadece x kadar yol aldın. x eşittir 18 çarpı t'nin kendisi. Taraf tarafa çıkartalım x'ler gitsin ya da x gördüğün yere yaz. Fark etmiyor ben çıkartarak anlatıyorum. 114 eşittir. Bundan bunu çıkardım 6t. T eşittir 114 bölü 6. Tabii ki artık 19. Bu şekilde de diyebilirsin. Geldik bir sonraki sorumuz. Meral otomobiliyle saatte 70 kilometre hızla giderek A kentinden B kentine 8 saatte ulaşmayı planlıyor. Saat belli. Yol hız belli. 70. Sonra diyor hareket ettikten 2 saat sonra aracı arzulanıyor. Ne oluyor? 3 saatte aracın tamir edilmesini bekliyor. Önce bir yukarıdaki cümleyi bir tamamlayalım. Meral niye böyle bir şey yapıyor? Şundan dolayı. Bak sevgili arkadaşım. Diyorum ki şöyle bir yolum olsun. Bu yolun neydi? A ve B kentler arasında Meral'in planladığı sürede yani X'imiz ne yapıyor? 70 ile gidiyor. Kaç saatte? 8. O halde x'imiz 560 kilometrelik bir mesafe. 2 saat hareket ediyorum. Şimdi yeni bir yol gibi düşünün. Tekrar isterseniz çizelim. 2 saat hareket ettiğinde bu ifadeyi bir 2 saat hareketlendir. 2 saat hareketlendirdiğimde ne olacaktır aldığım yol? Burası A diyelim artık x'ler karışmasın. 70 ile gidiyorum. 2 saatte gittik. O halde ne oldu? 140'ını aldım. Ne kadarı kaldı? 140'ını çıkardığım zaman geriye 420 kilometrelik bir mesafe kaldı. Meral burada almam gereken yol 420 kaldı. Tamam. 2 saat harcadım. Unutma istersen altına yaz. 2 saat harcandı. 2 saat gitti. Sonra arızalandıktan sonra 3 saat aracının tamir etmesini bekliyor. Şimdi zaman geçiyor ama sen hareket etmiyorsun. Aslında artı 3 saat daha geçti. Unutma 6-3 saat daha geçti. Sonra diyor Meral'in B kentine hedeflediği zamanda kaç saatte gitmek istiyordu? 8 saatte. E sen 2 saat yolda. 3 saatte arızadan dolayı beklediğinde 5 saatini zaten geçirdin. 5 saat geçti. Geriye kalan kısmı yani 420 kilometreyi 3 saatte alacaksın. Sebep hocam çünkü hedeflediği zaman 8 saatti. Dolayısıyla 5'ini 2 saat yol 3 saat arızada kullandın. Toplam 8 olması için 3 saat. O halde ne yapıyorum? Yol eşittir. Çünkü kalan yol 420. Kaçla gidiyorum? Yeniden hızını artıracağını söyleyin. Hızı değişti artık hız farklı. Ve hızıyla 3 saatte alacağım. O halde 420 bölü 3 dedim. V'nin kendisi sadeleştirdiğimde burası 140 yaptı kilometre bölü saat. Yani bu durumda Meral'in hızı 70 iken hızını ne yapmalı? 140 yapmalı. Kaç kilometre artırmalı diyor? Dikkat, artırmalı dediği için 140'dan ne yapıyorsun? 70'i çıkartıyorsun. 70 kilometre artırmalı. Şöyle diyebilirdi. Hızını kaç katına çıkartmalı deseydi? Aman 70'den 140 aman 70'ten 140'a çıkması için iki katına çıkarmalı diyebilirsiniz. Kaç kat artırmalı deseydi? Bakın bu cümle çok önemli. 2 katına çıkarmak tamam. 72 ile çarptım 140. Kaç kat artırmalı? 1 kat artırmalı. 70'in üzerine 70 ekleyecektin. 70, 70'in 1 katıdır. Bu cümleyi artık bir düşünün. Belki kafanıza yapmayabilir ama oran orantıda böyle mantıklar var. Ve geldik zor kısımlarına. Yani biraz daha ÖSYM vari ve düşündürücü sorular diyebilirim. Aslında ÖSYM vari yoksa çok düşündürücü olduğunu düşünmüyorum. ÖSYM'de böyle sorular gelmiş gelebilme ihtimali var.